Devam ediyor. Fakat gördüğünüz gibi o stüdyodan atıldık. Stüdyodan atıldık ve üşüyoruz gerçekten de. Evet, biraz önce o eli sıcak olan arkadaşları yanıma aldım ki burası şimdi neresi? Neden dışarıdayız? Hemen onu söyleyelim. Biraz önce içerideydik ama sevgili Volkan kardeşimiz buraya gelirken bir karavanla geldi. Çünkü kendisi öyle zannediyorum. Uçak kullanmıyorsun değil mi hocam? Uçağı Türkiye'de kullanmıyorum. Kendim sürersem kullanırım da kendim sürmediğim için karavanda yaşıyorum. Bu ne lükstür kendim sürersem kullanırım diye. Hocam ama karavanla geziyorsun yurt dışına mut dışına. Karavana geziyorum. Şu an Amerika'da gezdik mesela yaklaşık 5000 kilometre yaptım. Oraya mı götürdün? Yok oradan kiraladık. Amerika'da mı gezdin? Evet. Biraz önce Amerika'ya söylemedin. Evet. Bana vize vermez dedim ve verdiler biliyor musun? Evet şu karavanın içine biz bir gezelim isteriz. Bakalım nasıl bir hayat yaşıyor Volkan Konak. Özel hayatının içine giriyoruz. İlk defa Beyaz Show Magazin farkıyla. Evet. Girelim. Fahrettin'cim gel abicim. Önce şurayı bir çekelim. Volkan sen de gel abi. Oktay gelin abi siz de. Oktay, Fahrettin ben. Seni şöyle alayım. Şimdi burası. Sizi şu... Evet. Burası oturma odası. Bir dakika burası oturma odası. Geçeyim böyle. Evet. Eyvallah. Burası oturma odası. Hocam bayağı bir lüks bir dalga yani bu böyle öyle mi? Lüksten ziyade bu bir şey. Farklılık şövalyelik be. Evet şoför koltuğunu görüyorsunuz mükemmel arkası dönük. Evet öyle gidiyor. Gördüğümüz kadarıyla şoför ve yanındaki rahat takılıyorlar öyle. Evet. Buzdolabı. Televizyonumuz, buzdolabımız. Evet, buzdolabına bakıyoruz. İçinde zaten bakmaya da gerek yokmuş. Yokmuş. Burası evet. Gardırobumuz. Gardırobumuzun içinde gördüğümüz kadarıyla Fenerbahçe bayrağı ve Fenerbahçe oğlum, forması. Sen gördün bunu. Fenerbahçe ben forması var. Bir Trabzonlu'nun. Evet ben koymadım. Buradan çıkanlar. Gizli bir Fenerbahçelik hayranı seziyoruz evet. Koydu buraya. Bilmiyoruz artık. Senin karavanından çıkıyor. Benim karavanımdan çıkmıyor. Abi biri bana suikast yaptı ama olsun Fener de bizim takımımız da. Evet peki. Oğlum, şaşırdım sen yaptın. Peki devam ediyoruz. Evet burada bakıyoruz daha detaylara girelim. Burada gördüğünüz gibi korsan diye tabir edeceğimiz. Korsan. Valla biri yaptı. Korsan diye bildiler bunlar. Yapmaz öyle. Abi yok. Yoktu bende ya. Ya yemin ediyorum ya. Evet. Yatak odasından ne çıkacak? Ben de merak ediyorum. Evet şöyle ilerleyelim valla. Burada ben bulaşıklarımı yıkıyorum böyle. Yalnız Beyazıt evet. Ettin mi? Bekar bir tarafı kısa. Arkadaşın zevkleri de ortaya çıktı. Abi evet. Gerçekten de. Burada bir dakika. Ergün Piliç. Bir dakika arkadaşlar şuradan bakıyoruz. Burası da yatak odası. Burası da yatak odası. Evet. Ne oluyor ya bu kırmızı ne oluyor? Buradan da bir Mickey Mouse çıktı. Evet, gerçekten ya. Vallahi tebrik ederim. Bu da Volkan'ın içindeki çocuksu yönünü temsil etti. girdik. Tamam biz girdik içeri. Burası da 24 saat sıcak suyun banyo tuvaletin işte. Evet. Burada bir şey yok değil mi? Yok burada bir şey yok. Gerçekten de. Sahiden Volkan keyifli miydi karavan hayatın? Çok. Ha? Bir dakika ne yapıyorsunuz orada ya? Yok tamam daha fazla bir şey kurcalamayacağım. Siz yapmayın. Daha fazla bir şey kurcalamayacağım. Zaten sizde bir şey mi var? Abi şu karavandaki muhabbet şey kardırap beni bitirdi biliyor musun? Muhabbet. ben daha Trabzon'a giremem biliyor musun? Yok şaka biz yaptık yani bunları biz daha önceden koyduk onları söyleyelim. Tamam. Hocam bayağı da yol yapıyorsunuz o yüzden diyorum bunlar. Burada 80 bin ile 100 bin kilometre yapıyorum. Peki sen o zaman otel parası motel parası falan bir şey vermiyorsun? Hayır otel aslında bize konserleri de ayarlıyorlar. Evet sallama bir sorun. Konser parası ayarlıyorlar mı şey otel parası? Ben özelime düşkünüm. Otelleri kullanmıyorum zaman zaman duruma göre. Evet. Yani bu bir keyif. Peki karavan hayatı sevenler için hocam bir kere de göstermiş olduk. Çok doğru bir şey söyledin. Türkiye'de karavancılığı teşvik ediyoruz. Niye? Bu pahalı bir şey değil aslında. Eğer bir karavanınız olsa bütün dünya sizin babanızın evindeymiş gibi. Dur bakalım ne var burada? Allah muhafaza. La yok bir şey yok vallahi. Yok orada bir şey yok. Yok. Valla Oktay'ım ya. Orada bir şey yok. Bardak çanak çömlek yani. Çocuğun günahını almayalım daha fazla. Sen tabii özellikle özellikle. Valla bir şey mi var? Gel buraya yok. Valla yapmayın ya. Rezil olduk ya. Nasıl yani ya? Ya yapma ya. Ya Volkan bunları mı okuyorsun? Ya, abi yapmayın. Ne var oğlum erkek adamsın okursun ne var ya? Allah kim yaptı onu ya rezil olduk. Yok bir şey yok bir şey yok. Olur. Abi çok olur insanlık hali. Ya. İnsanlık hali Volkan'ım olur. Olur biter. Evet. Ama bir şöyle diyebilir miyiz Volkan'cığım son olarak bir Karadeniz hayvanı olarak Karadeniz'in dağlarına gitmek Karadeniz'in dağlarında bir karavanla şöyle bir ben şunu söyleyeyim Karadeniz'i görmeyen insan ölmesin. Karadeniz'i görsün ondan sonra ne yaparsa yap ama Karadeniz'i görmeyen ölmesin. Peki. Büyük kayıp. Peki az sonra Beyaz Şov'da göreceğiz. Ekin de biraz beklettik kusura bakmasın geliyoruz.